Şimdi faizden bu kadar bahsetmişken kredi kartlarına, kiyomaşlara vesaireye uygulanan faiz oranları, Merkez Bankası politika faiz değiştiğinde değişir ya. Değişirdi, artık değişmiyor. İşte değişmemesini neye bağlıyorsun diye soracağım. Yani tek kelime cevap vereyim mi? Popülizme. Yani şunu da söyleyeyim bu arada. Normalde bakarsan vatandaşı korumak adına, çünkü ya bu ülkenin bir gerçeği var. Bu ülkenin bir ekonomik büyüklüğü var. Bu ülkenin bir kayıt dışı ekonomisi var. Pek çok farkında olduğumuz, olmadığımız, dile getirdiğimiz, getirmediğimiz pek çok şey var, durum var. Ama bunlardan bir tanesi, bir daha söyleyeyim, bu uygulanan deney, çünkü ben ona deney diyorum artık, başka türlü izah etmek çok mümkün değil. Önce emekliyi, sonra sabit gelirliyi ve dar gelirliyi derinden vurdu. Yani burada en şey kaybeden, refah payı kaybeden, vazgeçim refah payından, satın alma gücü en fazla törpülenen kesim bu insanlar. Ve bu insanların önemli bir kısmı zaten kredi kartıyla hayatını idame ettirmeye çalışan insanlardı işte. Yani kredi kartının asgarisini ödüyor, işte hayatını devam ettiriyor. Öbür taraftan gidiyor bankadan kredi alıyor, belli vadede bunu kapatıyor. Böyle aslında bildiğim bir finansal mühendislik var. Şimdi kullanmayan anlamaz bunu, ama o yani 8,5'dan başlayıp bugün itibariyle 42,5'a gelmiş faizin şeydeki nakit çekim avansındaki ya da işte gecikme faizinde muazzam bir yük haline getirdi. Ama örneklemek için söylüyorum yani. Sen eskiden ödemediğin kısma 500 lira faiz öderken bugün 2500 lira ödemek zorunda kaldın. Ve artık bu o insanların kendine bir finansal mühendislikle bir nefes alma alanı yarattığı yerde de şeye başladın. Boğmaya başladın. O alanı daraltmaya başladın. Onun için de zaten kamunun nezdinde bankalar hep şey ne derler? Çok para kazanan bir sektör. Dediler ki arkadaşlar sizin kazandığınız zaten size yetiyor. Siz biraz bir kenarda bekleyin. Ben vatandaşımı 8,5'tan 40'a getirene kadar, daha doğrusu 35'e getirene kadar, 35'e getirene kadar size şey yaptım, ne derler, mağdur ettim. İnsanlar bu konuda sıkıntı çekti. Bundan sonrası yok dedi. Yani sosyolojik açıdan bakarsan doğru karar. Uygulama açısından bakarsan ben piyasaya müdahale edilmiş çok şey olmadığı sürece, piyasaya müdahale edilmiş hiçbir şeyin doğru karar olmadığını düşünürüm.